Sevgili yükselen yaylar, 25-31 Ocak haftasına hoş geldiniz. Evet, ufacık hazırlatmamı yapıyorum. Astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Evet efendim, pazartesi günü Ay İkizler Burcu'nda, yani 7. evinizde, yani karşıt evinizde. Demek ki bütün odağınız ikili ilişkilerde. Aşk hayatınızda, evliliğinizde, ticari işlerinizde hiç fark etmez. Böyle ikili ilişkilerle ilgili bir vurgu son derece dikkat çekiyor haftanın başında. Salı itibariyle Ay Yengeç Burcu'na girecek 8. evinize ve odağınız finansal konulara kayacak. Ailenizle, eşinizle, iş ortağınızla olan ortak harcamalar ya da farklı finansal konular, kredi kartları, krediler, vergi, nafaka, tazminat, miras... Hiç fark etmez. Bütün finansal konulara odağınız kayacakmış gibi duruyor. Evet, çarşamba öğleden sonrası önemli. Orada bir Ay-Plüto karşıtlığı var. O Ay-Plüto karşıtlığında biraz kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz. Bazı böyle takıntılarınız, travmalarınız, düşünceleriniz böyle nüksedebilir ve sizi biraz zorlayabilir. Ona dikkat edin lütfen çarşamba öğleden sonra. Ayrıca bence çarşamba öğleden sonra finansal konularda bir karar almayın derim. Bu konuda da sizi uyarmak isterim. Evet, 28 Ocak itibariyle, Perşembe itibariyle Ay Aslan Burcu'na geçiyor. 9. evinize giriş yapıyor ve orada bir Aslan Dolunayı var. Dolunayın ışığı 9. ev konularınıza doğacak. Bu da demek oluyor ki 9. ev konularında bir şeyler netleşecek. Ama oranın konuları pek geniş. O yüzden örneklerle gideceğim. 1. Her şeyden önce... Belli ki bazılarınızın hayatında yurt dışı bağlantılı konularda bir şeyler netleşiyor olabilir. Belki yurt dışına yerleşmek istiyorsunuz, belki yurt dışından eğitim almak istiyorsunuz, belki ticaretinizi yurt dışı alanına kaydırmak istiyorsunuz. Böyle bir takım gündemleriniz varsa bunlar netleşebilir. Uzaklarda yaşayan tanıdıklarınız ya da uzak akrabalar, özellikle eşinizin akrabaları, torunlar, onlarla alakalı bazı gündemler, o ilişkilerde bir şeyler netleşiyor olabilir bu dolunayla beraber. Bazılarınızın eğitim konusu netleşir. Bu akademik olur, kişisel gelişim için olabilir. Bazılarınızın mahkemelik konuları varsa bunlarla ilgili bir süreç netleşiyor olabilir. Yayıncılık konularınız varsa benim gibi bir şeyler netleşiyor olabilir. Bunlar son derece dikkat çekecekmiş gibi duruyor. Evet, 28 Ocak civarı Venüs-Plüto kavuşumu var. Oğlak'ta. İkinci evinizde besbelli finansal konularda bir takım dönüşümler var efendim haftayı bitirirken. Ya bir mülk alıyorsunuz, mülk satıyorsunuz, ya zam alıyorsunuz, ya kariyerinizde bir değişim, dönüşüm süreci var. Bunlar son derece dikkat çekiyor. Ayrıca Venüs, aşk, Plüto, dönüşüm. Acaba bazılarınızın aşk hayatında bir dönüşüm olabilir mi?